Task TV ekranlarından herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve Dünya gündeminden hazırladığımız haberlerle karşınızdayız. Bugün 15 Ocak 2021. İlk durağımız Amerika Birleşik Devletleri olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler Fethullahçı terör örgütü firarisi basketbolcu Enes Kanter'in Türkiye'nin demokrasisine dil uzattığı sözlerine sayfalarında yer veren Wall Street Journal gazetesini New York'taki merkezi önünde protesto ettiler. Türk toplumu adına açıklama yapan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Halil Mutlu, FETÖ üyesi Kanter'in Türkiye'nin demokrasisine ve seçilmiş cumhurbaşkanına karşı hakaret ve saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. FETÖ üyesi Enes Kanter'in Wall Street Journal gazetesine Türkiye'yi karaladığı yazıya Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de tepki gösterdi. FETÖ'cü Enes Kanteri ve Wall Street Journal'ın yayın politikasını gazete binası önünde toplanarak protesto eden Türk vatandaşları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hakkında bilgi veren dövizlerle tepkisini gösterdi. Protestoda Enes Kanteri FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuklası olarak gösteren karikatürler ve resimli anlatımlar da yer aldı. Türk toplumu adına Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Halil Mutlu açıklama yaptı. FETÖ üyesi Kanter'in, Türkiye'nin demokrasisine ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret ve saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk toplumu ve dünyanın her birine dağılmış olan sevgili Vatan vatansever kardeşlerim, vatanperver kardeşlerim, bugün burada toplanmamızın sebebi, Bildiğiniz üzere Enes Kanter Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen terörist organizasyonunun başkanı olan Fethullah Gülen'in savunucusu destekçisinden öteye artık kurşun askeri haline gelmiştir. Kullandığı platformlara maalesef birkaç gün öncesinde Wall Street'i de katmıştır. Ve biz bugün burada Wall Street Journal gazetesini Enes Kanter'e bu şansı verdiği ve Türkiye'mizin, Türkiye'deki demokrasimizin aleyhinde konuştuğu için ve bu editorial parçasını da Wall Street yayınladığı için Wall Street Journal'ı kınamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Malum haliniz 15 Temmuz 2016 yılını hatırlamamız gerekiyor. O gece ne olduğuna Hepimiz şahidiz. 251 tane güzel vatandaşımız burada canlarını verdiler. 2500 civarında da yaralımız var. Ve tabiri caiz ise memleketimiz ciddi bir travmadan geçti. Ve şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın başkanımızın, başbakanımızın, o başbakanımız Binali Yıldırım'ın ve devlet yetkililerimizin sayesinde bu hain kalkışma milyonlarca insanımızın Sokaklara dökülmesiyle ve zikrettiğim gibi şehit ve gazilerimizle def edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak 2021 tarihinde bir kalkışmaya şahit olduk. Eğer Amerika'daki bu kalkışma bir ele alma, takeover çatışması gayreti değildiyse neydi? Ve eğer bu tabiri caizse bir darbe girişimiydi ise Türkiye'deki burada olanın kaç katıydı bilemiyorum. Türkiye'deki de bir darbe girişimiydi. Arkamda bulunan Wall Street Journal önünde bugün toplanmamızın bir sebebi de şudur. Biz Wall Street Journal ile temasa geçen bir derneğiz. Ve hatta bu ya, ya, yazdıkları bu parçadan sonra kendileriyle de temasa da geçtik ve kendi görüşlerimizi bildiren bir APED yayınlanmasını kendilerinden arzu ettik. Halen bu APED yayınlanmadı ve kendilerinden bunun yayınlanmasını bekliyoruz. Eğer bu apeti yayınlamazlarsa kendileri aslında maalesef e, free medya özgür medyayı savunmamaktadırlar. Ve eğer ve eğer 6 Ocak'taki kalkışmayı tiyatro olarak ifade etmiyorsanız Wall Street Journal ve Amerika'daki bazı medyaya sesleniyorum. Özellikle Enes Kanter ve onun gibi Fethullah Gülen terörist organizasyonunun kurşun askerlerine sesleniyorum. Buradaki de kalkışmaydı. Bir darbe kalkışmasıydı. Türkiye'deki de hiçbiri tiyatro değildi. Bunlar gerçek vakalarda ve demokrasiyi inkıtaya uğratmak için yapılmış girişimlerdi. Her ikisini de en şiddetli cümlelerle kınıyorum. Demokrasi hiçbir zaman şiddetle bir arada yaşamaz. FETÖ üyesi Enes Kanter'in Wall Street Journal gazetesinde Türkiye'yi karaladığı yazıya Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de tepki gösterdi. Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Enes Kanter'in desteklediği ve savunduğu FETÖ darbecileri 15 Temmuz 2016'da demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmek amacıyla TBMM'yi bombaladı, 251 masum sivili öldürdü ve 2000'den fazla kişiyi yaraladı ifadeleri kullanıldı. Büyükelçiliğin paylaşımında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlarla 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen olayları karşılaştıran 7 maddelik bilgilendirme tablosuna da yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre baskınına ilişkin yeni bilgiler de artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce açığa çıkan kongre polislerine ek olarak o gün görevde olmayan iki Virginia eyalet polisi göstericilerle binaya girdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Demokratlar bazı cumhuriyetçi milletvekillerinin olaydan önce göstericileri yerleşkede tura çıkardığını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre baskını yeni bilgilerle giderek daha sıradışı bir hal alıyor. Baskına destek verdiği için daha önce açığa alınan iki kongre polisin ardından iki polis daha tutuklandı. Virginia eyaletinde görevli polislere yöneltilen suçlama kongre binasına zorla girmek. Demokratlar bazı cumhuriyetçilerin aşırı sağcı göstericileri olaydan bir gün önce kongre yerleşkesinde tura çıkardığını iddia etti, inceleme başlatılmasını istedi. O göstericilerin bu tur sırasında yerleşke hakkında ayrıntılı bilgi edindikleri öne sürüldü. Kongre baskınında konfederasyon bayrağıyla meclis salonunda görüntülenen Kevin Seferite, Delaware'da tutuklandı. Konfedere devletlerin bayrağını taşımak yasa dışı değil. Seafride'ın tutuklanma nedeni kongre binasına yasa dışı yollarla girmek. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington 20 Ocak'taki başkanlık yemin törenine hazırlanıyor. Bir yandan da şantiyeye döndü adeta kent. Neredeyse e, yarısı 2 metrelik demir bariyerlerle çevrilmiş durumda kentin ve muhtemel olaylardan çekinen kent sakinleri de dükkanlarını tahtalarla kapatmaya başladılar. Başkan yardımcısı Michael Pence de güvenlik önlemlerini denetledi. ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden'ın yemin edeceği 20 Ocak için hazırlıklar devam ediyor. 15 bin takviye ulusal muhafız görevlendirilen kentte güvenlik amaçlı giriş çıkış noktaları oluşturuluyor. Yemin gününde ve öncesinde yaşanabilecek olayları önlemek için başkentin birçok noktasında demir bariyerlerin yerleştirilme işlemi de sürüyor. Demir bariyerler başkenti adeta yara açık cezaevine çevirmiş durumda. Geniş güvenlik önlemlerinin ardından başkent sakinleri de teyakkuzda. Washingtonlular, siyahi vatandaşların polis şiddetine karşı yaptığı gösterilerdeki olaylardan ders çıkarıp kendi önlemlerini almaya çalışıyor. Başkan yardımcısı Mike Pence, ise yemin töreni için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi. Başkent Washington'daki Acil Durum Yönetimi Ajansındaki yetkililerden bilgi alan Pence, ulusal muhafızlarla da sohbet etti. Bir kamuoyu araştırmasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde her 5 kişiden 4'ü ülkenin dağılmaya başladığını düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan kamuoyu araştırmasına göre toplumun yaklaşık %80'i ülkenin dağılmaya başladığı kanaatinde. Axios Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankette 6 Ocak'ta başkent Washington'da yaşanan Kongre baskını sonrası ABD'nin durumu soruldu. Cumhuriyetçilerin %83'ü ülkenin dağılmaya başladığı fikri üzerinde mutabık kalırken, demokratlarda da bu oran %78 olarak belirlendi. Ankette ülkenin dağılmaya başladığını düşünenlerin genel ortalaması %79 olarak açıklandı. Anket ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik Cumhuriyetçiler içindeki ayrışmayı da ortaya koydu. Cumhuriyetçi kesim içindeki Trump destekçilerinin %96'sı Trump'ın Cumhuriyetçi Partiyi daha iyi bir noktaya getirdiğini savunurken, geleneksel Cumhuriyetçi seçmenlerde ise bu oranın %51'e düştüğü görüldü. <laughs> Aynı şekilde Trump destekçilerinin %92'si Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasını desteklerken, partinin geleneksel kanadı içinde bu oran %41 oldu. Parti içindeki Trump destekçilerinin %94'ü ve geleneksel tarafta kalanların %66'sı Trump'ın görevden alınmasına karşı olduklarını bildirdi. 12-13 Ocak'ta gerçekleştirilen ankete ülkedeki demografiyi temsil eden binden fazla yetişkinin katıldığı kaydedildi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için yeni bir teşvik paketi önerdi. Bu teşvik paketinin yani kurtarma paketinin tutarı ise 1.9 trilyon dolar. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, COVID-19 salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyonluk yardım paketi önerisi sundu. Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyonluk kurtarma paketini açıkladı. 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 250 milyar dolar ayrılacak belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara üçüncü kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor. Gelelim Covid'deki son duruma. Yani koronavirüs salgınında Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4150 artarak 398185'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 238023 238.051 artışla 23.862.138'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4.150 artarak 398.185'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14.116.000'i ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 279.516.000'i geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaleti 2.886.000'i geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken bunu 2 milyon 77 bin aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 531 binden fazla vakayla Florida izliyor. Covid-19'a bağlı can kayıplarındansa 40.448 bin ölümle New York ilk sırada yer alıyor. Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan Amerika'yı 10 milyon 534 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 326 bin aşan vakayla Brezilya takip ediyor. Koronavirüs salgınında dünya genelinde can kayıpları ve vaka sayıları giderek artıyor. Ülkelerde aşı kampanyalarına hız veriyor bir yandan. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa aşı programının istenen hızda ilerlemediğine dönük eleştirileri de eleştirilerin de hedefinde diyebiliriz. Macaristan'da Avrupa Birliği'nin aşı dağıtımında yetersiz kalması üzerine Çin aşısına yöneldi. Rusya Pfizer-BioNTech aşısının kullanımına izin verilmeyecek açıkladı Salganın merkezi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nde aşının ilk dozunu olanların sayısı 11 milyonu geçti. Ülkede aşı kampanyasının yavaş yürütüldüğü ve dağıtımda aksamaların olduğu iddiaları gündemde. Alabama, Georgia, Mississippi ve Güney Carolina'da nüfusun sadece %2'sine aşı yapılması eleştirileri beraberinde getiriyor. Diğer eyaletlerde ise bu oran %5 düzeyinde. Avrupa Birliği'nde aşı temini ve dağıtımında yaşanan sıkıntılar endişe veriyor. Çoğu ülke gelen aşı miktarının azlığından ve gelecek sevkiyatların belirsizliğinden şikayetçi. Konuyla ilgili Pfizer Biontech'ten üretim kapasitemizi artırıyoruz ancak geçici bir süre için Avrupa'ya aşı sevkiyatımız azalacak açıklaması geldi. Şirket bu yıl içerisinde aşı üretimini 2 milyar doza çıkarmayı hedefliyor. Macaristan Çinli Sinopharm şirketinin aşısına onay vermeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği'nin aşı tedarikinde yavaş kalması nedeniyle bu adımı attıklarını açıklayan Budapeşte yönetimi Çin'den yaklaşık 1 milyon doz aşı alacak. Al Dünyada en çok nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da aşı kampanyası Başbakan Narendra Modi tarafından resmen başlatıldı. Brezilya'nın AstraZeneca Oxford'dan aldığı 2 milyon dozluk ilk parti aşı ülkeye ulaştı. <laughs> Rusya'dan Pfizer Biontech aşısının kullanımının yasak olduğu açıklaması geldi. Federal Sağlık Gözetim Servisi bu aşının devlet ya da özel sektörde kullanılmasının söz konusu olmayacağını duyurdu. Avrupa genelinde ise vaka sayısı 27 milyona, can kaybı sayısı ise 615 bine yaklaşmış durumda. Almanya'da Başbakan Angela Merkel kısıtlamaların genişletilmesinden yana Fransa ise Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerden negatif test sonucuna sahip olmalarını talep edecek. Almanya'da vaka sayısı 2 milyonu, can kaybı 45 bini geçti. Alman polisi yasaklara uymayanlara yönelik operasyonları sıklaştırdı. Başbakan Merkel, vaka sayısındaki artıştan endişeli. Tedbirleri genişletmek isteyen Merkel, eyalet yöneticileriyle yapacağı toplantıyı erkene çekti. Vaka sayısının yükselişte olduğu Fransa'da can kaybı 70 bine dayandı. Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa'ya girenlerden negatif test sonucu talep edilecek. Okulların açık kalmaya devam edeceğini belirten Başbakan Jean Castex, vaka sayısında artışın devam etmesi halinde ülke genelinde yeniden sokağa çıkma yasağı kararı alınabileceğini kaydetti. İspanya'da can kaybındaki artış sürüyor. Vaka sayısı 2 milyon 210 bini geçmiş durumda. Bazı bölgelerin yerel yönetimleri halktan ihtiyaç hali dışında evden çıkmamalarını istedi. Portekiz'de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza ve 3 bakan karantinaya girdi. Ülkede bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri de kısaltıldı. İngiltere'ye bakacağız. Zira İngiltere Avrupa'da merkezin üstü konumuna gelmiş durumunda vakalar ve can kaybı sayısı her gün artıyor. Ülkede hastaneler alarm veriyor ve geçici morglar oluşturulmaya başlandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson salgın politikası nedeniyle protesto edildi. Avrupa'da salgının merkez üssü İngiltere. Ülkede bir günde 48.682 yeni vaka tespit edildi. 1248 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Sağlık çalışanları vakalardaki artışın hastane hizmetlerini krize soktuğu konusunda uyardı. Koronavirüs dışındaki tedaviler için bekleyen hasta sayısı salgın öncesine göre 100 kat artış gösterdi. Hükümetin bilim danışmanı Profesör Doktor Patrick Valans, can kayıplarındaki yüksek seyrin birkaç hafta daha devam edeceğini açıkladı. Ülkede can kayıplarının artması üzerine geçici morglar oluşturuluyor. Norwich kentindeki askeri bir uçak hangarı geçici morga çevriliyor. İngiltere'de aşı uygulamaları da sürüyor. İlk doz aşı yaptıranların sayısı 2 milyon 918 bini aştı. 438 bin kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. Ülkede Başbakan Boris Johnson'a yönelik eleştirilerin dozu da artıyor. 5 sağlık çalışanı başbakanlık önünde pankart açarak Johnson'ı istifaya çağırdı. Türkiye'deki koronavirüs tablosuna bakacağız. Şimdi de 15 Ocak itibariyle son 24 saatte 169 can kaybı var. 8.314'te yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de son 24 saatte 167.211 Covid-19 testi yapıldı. 8.314 kişinin testi pozitif çıktı. 169 kişi ise hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2.311 oldu. 9.109 kişinin Covid-19 tedavisi karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.246.047'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün aşı olmuştu ve bir çağrısı vardı. Siyasi liderlere, siyasi parti liderlerine aşı olmayı teşvik edin şeklindeydi ve bu çağrılara çağrısına olumlu cevaplar gelmeye başladı. MHP ve İyi Parti genel başkanları koronavirüs aşısı oldu. CHP genel başkanı da sırası geldiğinde aşı olacağını söyledi. başta siyasi liderler olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek siyasi parti liderlerini aradı. Koronavirüs aşısı yaptırmaya davet etti. O çağrıya liderler olumlu dönüş yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel merkezdeki makamında koronavirüs aşısı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da koronavirüs aşısı yaptıracağını açıkladı. Aşılama başladı. Aşı için davette geldi. Sayın bakanı aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı olan bir diğer isim oldu. Akşener parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza örnek olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum mesajını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına destek veren MHP, İyi Parti ve CHP genel başkanlarına sosyal medya hesabından teşekkür etti. Koronavirüs aşısını dün yaptıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşının herhangi bir yan etkisinin söz konusu olmadığını söyledi. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım dedi. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği içinde tartışılan uluslararası seyahatler için aşı pasaportu konusuna da değindi. Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Koronavirüs aşısını yaptırdı. Yan etkiler var söylemlerine bu sözlerle yanıt verdi. İkinci doz için gereken zamanın dolmasını beklediğini söyledi. Evet Allah sap sağlam. 28 gün sonra iki bir gün gitti ikinci aşımızı olacağız. Cumhurbaşkanı İstanbul'da Cuma namazı sonrasında soruları yanıtladı. Avrupa Birliği'nde uluslararası seyahatler için tartışılan aşı pasaportu da soruldu Erdoğan'a. Bizim açımızdan da tabii değerlendirilecek bir konu. Ee, hem özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bunu. Konu. Cumhurbaşkanı konunun Dışişleri Bakanlığı tarafından çalışıldığını da vurguladı. Aşı pasaportu teklifinin Yunanistan'dan gelmesine de değindi. Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak böyle bir şey yok. Bunu bizim de her şeyden önce dışişleri teşkilatımızla şöyle masaya yatırıp konuşmamız lazım. Nedir ne değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aşılama programlarına başladı ve ilk aşı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapıldı. Cumhurbaşkanı Tatar aşılar ve salgın sürecinde verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye 20 bin doz aşı gönderdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelenin en önemli aşaması başladı. İlk aşıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Tatar'ın ardından Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye aşı yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar destekleri için Türkiye'ye teşekkür etti. Bu aşılar bize gerçekten büyük bir özveri ve fedakarlıkla kendi halkından da belki biraz tasarruf ederek 20 bin aşıyı buraya gönderen Sayın Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptıkları tüm katkılardan ve bize olan desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Tatar, hayatın bir an önce normale dönmesi için herkese aşı olmaya çağırdı. Şu anda ilk aşıyı ben oldum. Peki. Sağlık Bakanımız ve Sayın... Koronavirüse karşı aşılama uygulaması 81 ilde devam ediyor. Türkiye'de bu süreçte sık sık bilgilendirme yapılsa da akıllara takılan bazı sorularda elbette oluyor. Bu soruların başında hamilelik, kronik hastalığı olanlar, alerjik rahatsızlıkları olanlar ve aşının içeriğindeki maddeler gibi konular yer alıyor. Sağlık Bakanlığı da sıkça sorulan soruları listeledi ve bu sorulara yanıt verdi. Koronavirüs aşısı ücretsiz mi yapılıyor? Herkes aşı yaptırmak zorunda mı? Hamileler de aşı olabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarına koronavirüs aşısı bilgilendirme platformundan ulaşmak mümkün. Şifa olsun, şifa. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilen platformda sıkça sorulan sorular listelendi ve yanıtlandı. Aşılamanın gönüllülük esasına göre ücretsiz uygulandığı vurgulandı. Risk grubunda yer almadıkları için çocuklar ilk etapta aşılanmayacak. Hamilelere kendi istekleri halinde koronavirüs aşısı uygulanabilecek. Ancak aşının gebeliğin ilk 3 ayında yapılmaması tavsiye ediliyor. Emziren kadınlarda eğer isterlerse aşı olabilecek. Grip veya zatürre aşısı olanların koronavirüs aşısı yaptırmasında sakınca yok. Ancak aradan en az 2 hafta geçmesi gerekiyor. İçeriğindeki bir maddeye alerjisi olanlara aşının vurulması önerilmiyor. Kronik rahatsızlığa bağlı atak dönemlerinde de aşılama bir süre erteleniyor. Sıkça sorulan sorulardan biri de aşıda domuz içeriği olup olmadığı. Şu anda uygulanan Çin'in Sinovac aşısında domuz içeriği bulunmuyor. Yumurtaya alerjisi olanların da inaktif aşıyı yaptırmasında bir sakınca yok. Peki, aşılama salgını bitirecek mi? Sağlık Bakanlığı, salgının sona erme süresinin aşının uygulandığı kişi sayısı ve kurallara uyulmasıyla orantılı olduğunun altını çizdi. <laughs> Son günlerin en çok konuşulan konusu WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ve veri güvenliğine yönelik riskler gündemdeki başlıklar. Dijital verilerin korunmasına yönelik yerli çözüm gecikmedi. 3 GSM operatörü Türkiye'de yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamasını ücretsiz sunacak. Türkiye'nin yerli gücü artsın, veriler Türkiye'de kalsın dediler. Telekomünikasyon sektörünün liderleri yerli uygulamalar için güçlerini birleştirdiler. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından 3 GSM operatörü hamle yaptı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için işbirliğine gitti. 3 şirket ortak açıklama yaptı. İşbirliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BİP'i, TürkSEL kullanıcıları ise Türk Telekom'un sosyal mesafe platformu YAY'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek. BIP ve YAY, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un iletişim PES paketinde ücretsiz sunulacak. Tarifesi içinde iletişim PES paketi olanlar, Şubat ayı itibariyle yerli mesajlaşma uygulamalarını kullanabilecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermeni işgalinden kurtarıldıktan sonra ilk kez tarihi Şuşa şehrine gitti. Aliyev ve ailesi şehirde bir kez açılış yaptı. Yeni projelerin temellerini attı. Aziz herbiçiler, Nayabur'un 8'i halkımızın tarihinde ebedi kalacak. Nayabur'un 8'inde geldiğim Şuşa şehrimizi düşmenden azat ederek Azerbaycan parlak gelebe kazandı. Direksiyonun başına geçti, gün ağrırken yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtarılmasının ardından ilk kez tarihi Şuşa şehrine gitti. Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva da eşlik etti. Mihriban Aliyeva yolculuk boyunca yaşananları cep telefonuyla kaydetti, sosyal medya hesabından paylaştı. Azaz edilmiş torpağlara geçirik. Şanlı Azerbaycan ordusu bu istikametten hücum ederek düşmanı kova kova torpalarımızdan çıkarttı. Aliyev Şuşa'ya giderken Fuzuli'de Fuzuli Şuşa otoyolunun ve havalimanının temelini attı. ...Fuzuli Havalimanı'nın bu yıl faaliyete geçeceğini söyledi. Aliyev ve ailesi Şuşa'ya ulaştıklarında ilk olarak saatli camine gitti, dua etti, Mekke'den getirilen Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. İlham Aliyev, Şuşa'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Aliyev ve ailesi bölgede görev yapan Azerbaycan askerleriyle de buluştu. Emeliyat da geçirilmemiştir. Aliyev 39 yıl sonra Şuşa'da babası Haydar Aliyev'le birlikte fotoğraf çekildiği noktaya da gitti. O fotoğrafı gösterdi, aynı noktada poz verdi. 9 yıldan sonra Aliyev ziyareti sırasında restore edilen 3 heykelinde açılışını yaptı. Endonezya'dan gelişmelerle devam edeceğiz. Zira ülke peş peşe e, olaylarla sarsılıyor. Bu kez Sulawesi adasında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. En az 35 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazlaysa yaralı olduğu bilgisi var. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken yetkililer başka şiddetli depremlerin olması durumunda tsunami yaşanabileceği konusunda da uyarıyor. Endonezya nama tadi? Angel. Siapa itu di sebelah tak? Indonesia 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin dördüncü büyük adası Sulawesi'de meydana gelen deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Depremde aralarında bir otelin de bulunduğu birçok bina yerle bir oldu. Depremin etkisiyle bazı bölgelerde toprak kayması yaşandı, bazı yollar trafiğe kapandı. Arama-kurtarma çalışmalarında umut verici anlar kayda geçti. Bir kadın, yıkılan hastanenin enkazından saatler sonra canlı olarak kurtarıldı. Tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, başka şiddetli depremlerin olması durumunda tusuna mı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Endonezya'da geçen hafta okyanusa düşen yolcu uçağına ilişkin arama çalışmaları da devam ediyor. Bir yandan uçağın ikinci kara kutusunun içi boş halde bulundu. Kayıp iç bellek aranıyor bir yandan. Uçaktaki yolcuların çoğuna da hala ulaşılabilmiş değil. 9 Ocak'ta Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan kalktı. 5 dakika sonra iletişim kesildi. Sriviyaya Hava Yolları'na ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının okyanusa düşmesinin ardından arama çalışmaları sürüyor. 3 gün daha uzatılan çalışmalara 4132 personel, 14 uçak, 62 gemi ve 21 bot katılıyor. Uçağın ilk kara kutusunu bulan ekipler ikinci kara kutununsa sadece dış kabına ulaşabildi. Kokpit ses kaydının bulunduğu iç bellek karanıyor. Yetkililer 12 Ocak'ta enkazdan çıkarılan ilk kara kutudan verilerin indirildiğini, kazanın nedenine ilişkin incelemelere başlandığını açıkladı. Uçakta 12 mürettebatla 50 yolcu bulunuyordu. Bugüne kadar sadece 12 kişinin kimlik tespiti yapılabildi. Almanya'da 1579 sığınmacı çocuk kayıp durumda. Bunlardan bir kısmı 13 yaşının altında çocuklar. Kayıp sığınmacı çocukların pek çoğu savaş ve açlığın pençesindeki ülkelerden gelenlerden oluşuyor. Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den geldiler. Yeni bir hayata başlayamadan ortadan kayboldular. Almanya'da 1579 sığınmacı çocuğun kayıp olduğu açıklandı. Açıklama Almanya Federal Kriminal Dairesi tarafından yapıldı. Açıklamada 607'si 13 yaşın altında, 972'si 14 ila 17 yaş arasında olan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi. <laughs> Almanya'da Temmuz 2016'daki mülteci krizi sırasında 8.900'den fazla çocuk ve genç kayıpken, 2018'de bu sayı 5.334 olarak açıklandı. 2019'da ise 3.192 çocuk ve genç kayıp olarak kayıtlara geçti. Tek başına Almanya'ya gelen çocuk sığınmacılardan binlercesi her yıl kayıtlara kayıp olarak geçiyor. Son yıllardaki düşüş geçmiş yıllara oranla daha az sığınmacının gelmesine bağlanıyor. Verilere göre son yıllarda kaybolan, yaşı reşit olmayan sığınmacıların yüzde 80'i bir süre sonra bulundu. Ancak bulunamayan yüzde 20'lik kısımdaki çocuk ve gençlerin ne olduğu bilinmiyor. Sokaklarda mı yaşıyorlar ya da suç örgütlerinin içine mi girdiler? Bu konuda bir bilgi yok. Bangladeş'te ise Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 550 çadır ve barınak zarar gördü. Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktı, alevler kısa sürede tüm barınakları sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. <laughs> İki saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. 3500 Arakanlı Müslümanın kaldığı kampta 550 çadır ve barınaklar kullanılamaz hale geldi. Kundaklama olup olmadığı bilinmeyen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. <laughs> Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistlerle Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Birleşmiş Milletler'e göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1 milyon 200 bini aştı. Uluslararası insan Hakları Kuruluşları yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. Dünyaca ünlü çizgi roman Tenten'i hepiniz bilirsiniz. Tenten'in çizeri Erje kendi rekorunu kırdı. Belçikalı çizerin Tenten albümleri serisinin beşincisi olan Mavi Lotus çizgi romanı için 1936 yılında çizip boyadığı kapak resmi açık arttırma yoluyla tam 3 milyon 175 bin avroya satılarak rekor kırdı. Erjen'in daha önceki rekoru 2014 yılında satılan bir albüme ait sayfalardı. Piyasö, Çekişmeli bir açık artırmanın ardından sona kalan üç kişi telefonda ter döktü. Aralarında adı açıklanmayan meraklı bir koleksiyoncu bu nadide kapağın sahibi oldu. Dünyaca ünlü çizgi roman Tenten Ten serisinin 5. macerası Mavil Otus'a ait kapak resmi 3 milyon 175 bin avroya alıcı bularak dünya çizgi roman müzayedesi rekorunu kırdı. Erjele kaplı Belçikalı çizer George Prosper Remin'in 1936 yılında çizip boyadığı 34x34 ölçüsündeki kapakta sulu boya, mürekkep ve guaş teknikleri kullanılmış. Salgın nedeniyle katılımın uzaktan erişimle yapıldığı müzayede de satışa sunulan kapak resminde, kırmızı bir ejderhanın tehditkar bakışları önünde porselen bir kavanozdan çıkan tenten ve köpeği Snowy tasvir ediliyor. Bundan önceki bu alanda kırılan rekorda yine 1983 yılında hayatını kaybeden Erce'ye aitti. Ünlü çizerin yine Tenten serisine ait bir albümün sayfaları 2014 yılında 2 milyon 51 bin avroya satılmıştı. Sırada bir dakikalık haber özetlerimiz var. Şu anda herhangi bir yan söz konusu değil. Evet Allah sap sağlam. 28 gün sonra ki bir gün gitti ikinci aşımızı olacağız. Böylece bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yayınlarımıza ilişkin duyurulardan haberdar olmak için ve haber bültenler, bültenlerimizi de izlemek için e, Task TV'nin YouTube sayfasından haber bülteni bölümlerini ziyaret edebilirsiniz diyelim. Veda edelim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.